Değerli basın mensupları, iyi mesailer diliyorum. Biraz önce Cumhuriyet Bayramı tatili de resmen başladı. Hatay'ımıza, İskenderun'umuza dün gece yaşanan yangın felaketinden dolayı tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Değerli basın mensupları, çok güzel, çok kutlu bir tesadüf yaşıyoruz. Biraz önce söylediğim gibi Cumhuriyet Bayramımız resmi olarak başladı ve bu akşam Mevlid Kandili. İkisinin, iki kutlu olayın böyle tesadüf etmesi sık görülmez. Ben bundan büyük memnuniyet duyduğumu peşinen belirtmek istiyorum. Ve aziz milletimizin, tüm İslam aleminin Mevlid Kandili'ni tebrik ediyorum. Bu vesileyle İslam dünyasında ve tüm dünyada yaşanan bütün acıların son bulmasını da arzu ve temenni ediyoruz. Hiç şüphesiz bütün tartışmalara rağmen Türkiye bu akşam, bu gece huşu içinde Mevlid'i kutlayacak ve yarın coşku içinde Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi ve tereddütü olmasın. Değerli arkadaşlar, 83 milyon ve Türkiye için en büyük bayram, en kutlu gündür. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyet kıvançtır. Cumhuriyet gururdur. Cumhuriyet tasada ve sevinçte, kıvançta bir olmaktır. Cumhuriyet dalgalanan al bayraktır. Cumhuriyet özgürlüktür. Cumhuriyet tam bağımsızlıktır. Ve Cumhuriyet 83 milyonun ve Türkiye'nin şerefidir. Bize bu şerefi yaşatan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete irtihal etmiş bütün yol arkadaşlarına, dava arkadaşlarına, silah arkadaşlarına, partim olarak, partimiz olarak ve milletçe şükran ve vefa borcumuz hiç bitmeyecektir. Ve Türkiye'de, dünya durdukça, büyük Atatürk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün bize bıraktığı bu kutsal emanet, dünya durdukça laik demokratik nitelikleriyle, hukuk devleti olma özellikleriyle sonsuza kadar yaşayacaktır. Ancak sizlerin de yakından takip ettiği üzere kimi tartışmalar halen gündemde. Ben salgın tedbirleri konusunda sadece ve sadece milli bayramlarda yüksek refleks gösteren Sayın Erdoğan'ı ve hükümetini anlamış değilim. Ayasofya açıldı, güzel oldu. Salgın tedbiri düşünülmedi. Parti kongreleri yapılıyor. Hayırlı olsun, başarılar dileriz. Salgın tedbirleri yok. Sel felaketi oldu diye bir ilimize gidip miting yapıyor. Salgın tedbiri yok. Ne zaman milli bayram var? Hükümetin, yürütmenin aklına salgın tedbiri geliyor. Bunu da biz Cumhuriyet sevgisinin yoksunluğuna, Cumhuriyeti gereği gibi idrak edememenin zafiyeti olarak görüyoruz. Ancak bir şeyi tekrar söylemek zorundayım. Üzülerek de söylemek zorundayım. AK Parti'nin sayın milletvekillerini, AK Parti'ye oy veren seçmenlerimizi asla kastetmiyorum. Ama her ne hikmetse halen daha AK Parti içinde, AK Parti üst yönetiminde Cumhuriyet'in icaplarına uymaktan imtina eden, Cumhuriyeti içselleştirmeyen ve Cumhuriyete şaşı bakan insanlar var. Ben onların durumuna üzülüyorum. Ve biliyorum ki Türkiye'de yaşayan 83 milyon Cumhuriyetimizi ve Büyük Atatürk'ü içselleştirmiştir, benimsemiştir ve Büyük Atatürk'ün bize bıraktığı bu güzel, bu kutlu emanete 83 milyon olarak sonuna kadar sahip çıkacağız. Değerli arkadaşlar, valilerden farklı uygulamalarla ilgili haberler alıyoruz. Kimi valiler
il başkanlıklarımıza giderek tebligat imzalatmaya, tebliğ tebellü belgesi ve tutanağı tutturmaya çalışıyorlar. Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kimi illerde bugün öğlen, kimi illerde yarın sabah ve bütün ilçelerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün sayın saygıdeğer il başkanları, ilçe başkanları ve parti yöneticileri Atatürk anıtına çelenk koyarak Büyük Atatürk'e minnet ve şükran duygularını göstermek ve teşekkür etmek için illerde ve ilçelerde meydanlarda olacaklardır. Valileri buradan, dolayısıyla İçişleri Bakanı'nı buradan uyarmak isterim. Cumhuriyetle didişmeyin. Cumhuriyet Bayramı'nda aklınıza gelen COVID'le mücadele konusunda öte yandan İçişleri Bakanlığı'nın bir yardımcısının, bir bakanlık sözcüsünün, bir bürokratın görevinin seçilmişlere, belediyelere ve medyaya hadsizlik yapma haddi ve hakkı olmadığının da altını çizmek istiyorum. Cumhuriyet sevgisini Atatürk düşmanlarından öğrenecek değiliz diyen İsmail Çataklı'ya o Atatürk düşmanlarının kim olduğunu da kamuoyuna paylaşması gereğinin altını çiziyorum. Değerli arkadaşlar, Sağlık Bakanlığı sanıyorum dün bir genelge yayınladı. Ve bu genelge, doğrusunu isterseniz, bize çok garip geldi, çok ucube geldi ve COVID-19 mücadelesine verilebilecek, sağlık çalışanlarının COVID-19'la mücadelesine verilebilecek en büyük zararın belgesidir. Şunun için bunu söylüyorum. Anayasanın 18. maddesi kimsenin zorla çalıştırılmayacağına hükmediyor. Bir kere şimdi bu yanı var. Her vesile yaptıkları gibi anayasayı yere atıp çiğnemekten zevk alan bir yürütme organıyla karşı karşıyayız. Sağlık Bakanlığı bu biraz önce gösterdi. Edemez. Kimse tayin ve nakil talebinde bulunamaz. Nokta. Şimdi Sağlık Bakanlığı'nın işinin şu olması gerekir. COVID-19'la mücadelede sağlık çalışanlarını motive etmesi gereken Sağlık Bakanlığı'nın sağlık çalışanlarının morallerini bozmak suretiyle ne murad ettiğini ben merak ediyorum. Eminim aziz milletimizde 83 milyon olarak kendilerine alkışladığımız, her sohbette saygıyla yad ettiğimiz, andığımız sağlık çalışanlarımıza yönelik bu genelgenin COVID-19'la mücadeleyi sekteye uğratacağını, sağlık çalışanlarının moralini, motivasyonunu, şevk ve azimini kıracağını görüyor. Bunu görmeyen bir sağlık bakanı var. Görmeyen bir cumhurbaşkanı var. Bu yanlıştan da bir an önce dönülmesi bir zarurettir. Tekrar ediyorum, anayasa 18'e de aykırı bir genelgedir. Değerli arkadaşlar, bilim kurulunu dinlemediniz. Sağlık çalışanlarının çığlığına kulak vermediniz. Maske dağıtmayı beceremediniz. Aşı bulamadınız, bulduğunuzu adil dağıtamadınız. Karantina sürecini yönetemediniz. Ve bütün bunların üstüne performans ek ödemesinde bir ayıba, bir günaha imza attınız. Daha önce de söylemiştim. Döner sermaye gelirlerinden ödenen performans ücretlerinde, performans ek ödemesinde bu ülke, bu büyük devlet bir ambulans şoförüne bir aylık performans için 7 lira, sadece 7 lira, dolar da değil, 7 lira veriyorsa bu ülke, bu devlet bir acil doktora, acil servis doktoruna bir aylık performans için ek ödeme olarak sadece 32 lira veriyorsa yazıklar olsun öyle devlete.
Böyle devlet olmaz. Para nerede? Hastane döner sermayesinin parası nerede derseniz, bu konuda da Sayıştay raporları daha vahim bir şey söylüyor. Sayıştay raporları diyor ki, döner sermaye gelirinin hastanenin elektrik, su, hastaneyi işleten şirketin elektrik, su, doğalgaz ve benzeri giderlerine aktarıldığı tespit edilmiş diyor. Kanun ve mevzuat döner sermaye gelirlerinin sağlık çalışanlarına verilmesini öngörüyor. Covid nedeniyle ilave bir ek ödeme yapılması öngörüldü. Ama söylediğim gibi ek ödeme ambulans şoförümüze 7 lira bir ay için, acil doktorumuza 32 lira bir ay için. Bunun tam adı kepazeliktir. Hükümeti de bu konuda bir parça daha sağduyuya, sağduyunun ötesinde hükümeti izana davet ediyoruz. Covid'in doktorlar için meslek hastalığı sayılmasını dahi kabul etmeyen hükümetin, hastaneyi işleten şirketlerin ekonomik sorunlarını çözme noktasındaki bu gayretini, bu hevesini de aziz milletimizin takdirine bırakıyorum. Ancak bununla beraber şu unutulmamalı, Covid-19'la mücadelede Türkiye bir başarı elde edecekse hiç şüphesiz maske, mesafe, hijyen hepimizin, herkesin uyması gereken bir durum. Sosyal mesafe ve maske. Ama bir o kadar önemli olan sağlık çalışanlarımızın morali, motivasyonudur. Biz hükümetin sağlık çalışanlarına moral motivasyonundan vazgeçtik. Gölge etmeseler Covid-19'da sağlık çalışanlarımızın insanüstü performans ve gayretiyle çok daha iyi sonuçlar alınacağını da görüyoruz. Bir ayıp da şudur. Televizyonlarda görüyoruz. İnsanlar özellikle metropollerde, büyük şehirlerde Covid testi yaptırmak için metrelerce, kilometrelerce kuyruğa girer iken, külliyede, sarayda, Beştepe'de adına ne dersek diyelim, çalışan emekçi kardeşlerimizin her sabah test yaparak işe başlamaları yadırganacak bir durumdur. Saraydaki aşçının test yapılması doğaldır. Ama Kızılay'daki esnaf lokantasının aşçısının da her gün istiyorsa test yapılması, yaptırması en doğal hakkıdır. Değerli arkadaşlar, İstanbul Valimizin bir dizi yanlış uygulamaları şüphesiz var. Ama önemli bir noktaya doğru bir tespitte bulunmuş. İstanbullu hasta işe gidiyor. Covid'den korkuyor, korkmuyor, işten atılmaktan korkuyor tespitini ayakta alkışlıyoruz. Devletin valisi, en büyük kentimizin valisi, insanların devletçe de hasta oldukları bilindiği halde işe gitmelerinin engellenmediğini, işe gitmeleriyle ilgili gerekli düzenlemenin yapılmadığının altını çizmek suretiyle önemli bir uyarı yapmış. Umarım hükümet İstanbul valimizin bu uyarısını da dikkate alarak filyasyon, karantina ve benzeri uygulamalarda ve evde takipte gerekli özeni gösterir. Covid tespiti edilen bütün vakalara söylenen şu, sen git evde yat. Sana doktor gelecek, ilaç verecek. Ara ki doktor, ara ki ilaç. İnsanlar Covid pozitiften sonra, eve gönderildikten sonra bizleri arıyor. Ne doktor var, ne ilaç var diye. Bu konudaki özensizliği de kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Değerli arkadaşlar, bir vahim tabloda Merkez Bankası'nın enflasyon raporudur. Yıl sonu enflasyon hedefini Merkez Bankası 8.9'dan 12.1'e revize etti. Yani deniyordu ki yıl sonunda enflasyon 8.9 olacak. Şimdi deniyor ki 12.1 olacak. Damat da diyor ki hala millete dövizle meşgul olmayın. Damat diyor ki bunlarla meşgul olmayın. Ama değerli arkadaşlar, dövizin, doların artışı damat beyi değil, 83 milyonu çok yakıyor. Belli ki onun doları var. O artıştan memnun. Ama 2002'de Erdoğan'ın
seçim kazandığı gün 1.67 dolar, Erdoğan'ın başbakan olduğu zaman 1.67 kuruş olan dolar, 2014'te Erdoğan Cumhurbaşkanı olduğunda 2.14 kuruş oldu. 2002'den 12 yılda makul bir şey var. Ama 2014'te 2.14 kuruş olan dolar, partili cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan'ın seçildiği dönem 4.75 idi. Ve Erdoğan diyordu ki verin yetkiyi, bak bu doları ne yapacağım göreceksiniz. Ve Erdoğan doları 4.75'ten partili cumhurbaşkanı olarak aldı 2 sene önce. Şimdi dolar 8.25. Damadı etkileyemeyebilir. Ama bu artış her şeye zamdır. Borcun katlanmasıdır. İflastır. İcradır. Ödenemeyen faturadır. Ve açlıktır. Bunu bizim kabul etmemiz, bizim buna seyirci kalmamız mümkün değildir. Merkez Bankası TL çok değersiz ama kur hedefimiz yok diyor. 5018 sayılı kanuna göre orta vadeli program diye anılan, Damat Bey'e göre şimdi yeni ekonomik program diye anılan programlara bakıldığında bu öngörülerin koyulduğu görülmekte. Şunu soruyorum. Merkez Bankası'na, damada Cumhurbaşkanı'na soruyorum. Doların, bırakın liraları, bir kuruşluk artışının ülkenin toplam borcumuza 4 milyar TL olarak yansıdığını biliyor musun? Bilmiyor musun? Bir kuruşluk artış ülkeye 4 milyar olarak yansıyor. Ve bundan saray etkilenmiyor, bundan fakir fukara etkileniyor. Bundan işçi, memur, köylü, esnaf, ev kadını, iş arayan genç, okuyan üniversitede öğrenci etkileniyor. Emekli etkileniyor ama hükümetin umurunda değil. Şimdi geldiğimiz tablo Kızılay. Ben 5 kuruşumu vermem Kızılay'a. Kızılay hediyeli kan bağışı kampanyası yaptı. Kan ver, sana 5 kiloluk sıvı zeytinyağı vereyim, çiçek yağı vereyim diyor. Kızılay bizim kıymetli bir kuruluşumuz idi. Ve eskiden Kızılay'a insanlar gönüllü gider, kan bağışlar, kurban bağışlar, para bağışlar idi. Ama Kızılay geçmişte kendisi Kızılay'la ilgili birçok şaibeden sonra biraz da pişkinleşmiş belli ki, kan bağışını kan ticaretine çevirmiş. 5 kilogramlık sıvı yağ al, kanını ver. Ve kuyruklar var biliyor musunuz? Kuyruklar. Askıda ekmekten sonra ver kanı al sıvı yağ kampanyası başlatan bir yönetimle Türkiye yüz yüzedir. İnsanlar bu 5 kiloluk yağı almak için gönülsüz ama yağ ihtiyacı olduğu için gidip kanını veriyor. Allah'ım esirgesin, Kızılay yarın bir gün böbrek ticaretine başlarsa da ben şaşırmam. Bunu da bir kepazelik olarak kayıtlara geçiriyorum ve aziz milletimizin takdirine bırakıyorum değerli arkadaşlar. Yabancı sermaye yatırım dalgası bekliyormuş Damat Bey. Bekler tabii. Çünkü Türkiye'de 2 şey oldu. Bir, şirketler kelepir hale geldi. 2, iş gücü çok ucuzladı. Covid'le mücadelesizliğin de bir sonucu olarak ve yabancı şirketlerin, kelepir şirketler için ve ucuz iş gücü için Türkiye'ye gelmesi övünülecek bir şey değil, utanılacak bir şeydir. Ayrıca Türkiye'deki demokrasi kıtlığından dolayı da ben Türkiye'ye yabancı sermaye geleceğine inanmıyorum. Değerli arkadaşlar, Fransa'yla aramızda bir gerginlik var. Önce şunu söylemek isterim. Biz Türkiye'yiz. Bizim içeride münakaşalarımız olur. Tartışmalarımız olur. Müzakerelerimiz olur. Ama biz dışarı döndüğümüz zaman Türkiye'yi bir bütün olarak düşünürüz. 83 milyonu bir görürüz, kardeş görürüz. Biraz önce söyledim. Cumhuriyet ne der, bana nedir diye sorulduğunda 83 milyonun kıvançta ve tasada birliğidir dedim. Bu yüzden şunu tekrar beyan ve teyit etmek istiyorum ki
Hiç kimse ve hiçbir ülke, hiç kimse ve hiçbir ülke Türkiye Cumhuriyeti'ne, aziz milletimize ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'na ayar veremez, hat bildiremez, hakaret edemez. Ettirmeyiz, kabul etmeyiz. En yüksek refleksi tepkiyi geçmişte olduğu gibi parlamentoda ve bütün meşri zeminlerde gösteririz. Ayrıca kimsenin ama hiç kimsenin, hiçbir ülkenin, hiçbir devlet başkanının, hiçbir medya organının İslam dinine ve onun yüce peygamberine veya başka dinlere ve peygamberlere hakaret etme küstahlığı olamaz. Ayrıca İslam'da reform Macron'un işi değildir. İslam'da reform talebinin Macron gibi bir isimden gelmesi üç kelimeyle özetlenebilir. Bu bir densizliktir, bu bir aymazlıktır, bu bir hadsizliktir. Herkes haddini bilecek. Değerli basın mensupları, karikatür bile olsa kutsala, insanların kişilik haklarına saldırıyı, saygısızlığı, düşünce özgürlüğü olarak kabul etmemiz mümkün değildir. Kutsala ve insanların kişilik haklarına saldırı ve saygısızlık, düşünce özgürlüğü kapsamında asla ve asla değerlendirilemez. Ve bizim bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Kamuoyunda gündeme gelen Yüce Peygamberimizle ilgili ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile ilgili karikatürler edepsizliktir, aşağılık ötesidir. Bunun da bu şekilde kayıtlara geçmesini isterim. Değerli basın mensupları, bundan beraber şunu söylememiz lazım. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'na yönelik bu saldırılar bizi üzmektedir. Bizim bunları kabul etmemiz mümkün değildir. Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde müteaddit defalar söylediğim gibi, ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu saldırılar sonrasında özellikle dış politikaya Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni paydaş yapmasını tekrar tavsiye ediyorum. Tekrar dış politikayı tek başına götürmek yerine Türkiye Büyük Millet Meclisi ile birlikte götürmesinin bu yaşadığımız sorunların çözümüne, bu yaşadığımız sorunların yaşanmamasına büyük bir katkı sunacağını ve bunun çok kıymetli olacağını bu vesileyle kendisine hatırlatmak istiyorum değerli arkadaşlar. Benim size söyleyeceklerim bunlar, sorular varsa alalım efendim. Evet. Ben hep söylerim, Sayın Erdoğan'ın hırsı başına karar eyleyince aklı başından firar eylemiş. Sayın Genel Başkanımızın Sayın Hanımefendi'ye yönelik bir ithamı söz konusu değildir. Ben şahidim, ben şahidim. Sayın Genel Başkanımız Sayın Erdoğan'ın kızı hanımefendiye sosyal medyadan yapılan bir saygısızlığa en az Sayın Erdoğan kadar üzülmüştür. Buna ben şahidim. Burada Sayın Genel Başkanımızın vurguladığı, devletin başındaki zat millete bir talimat veriyorsa önce kendi başlayacak. Millete şunu yapın denmez. Sen yaparsın, millet peşinden gelecekse gelir. Sayın Genel Başkanımızın vurgulamak istediği, farkındalık yaratmak istediği konu, eğer Fransa'ya karşı bir boykot yapılacaksa olabilir, yapılabilir. Bunun saraydan, Sayın Cumhurbaşkanlığının yakın çevresinden başlaması lazım geldiğinin altını kalın çizgiyle çizmekten ibarettir. Sayın Genel Başkanımızın da, hiçbir siyasetçinin de, Türkiye'de hiç kimsenin de, bırakın Sayın Hanımefendi'yi, hiçbir kadına hakaret, saygısızlık, hiçbir kadını incitici laf söylemek işi de değildir. Sayın Genel Başkanımızın da asla ve asla böyle bir niyet ve yaklaşımı olmamıştır. Efendim, sağlık çalışanları ile ilgili biraz önce söylediniz.
Bakın bu karar yanlış, şunun için söylüyorum. Elbette bir tehlikeyle Türkiye karşı karşıya ve bu işten bu milleti kurtaracak olan, bu tehlikeyi bertaraf edecek olan hiç şüphesiz sağlık çalışanlarımızdır. Lakin Sayın Bakan böyle bir dayatma yapmak yerine sağlık çalışanlarına seslenip size çok güveniyorum, size alkışlıyordum deseydi bu genelgeye gerek kalmazdı. Bu genelgeyi yazacağına atama bekleyen sağlık çalışanlarını sisteme dahil etse ne sağlık çalışanlarının gururu incinirdi, morali bozulurdu, ne de COVID'le mücadele eden hastalar doktorsuz, hemşiresiz, hasta bakıcısız kalırdı. Yanlış. Böyle olmaz. Motivasyon her şeyden önemlidir. Bu genelge sağlık çalışanlarını üzmüştür. Sayın Bakan, sağlık çalışanlarına hitaben size şükran borçluyum dese yeterdi. Bu genelgeye gerek kalmaz. Aha, yırttım ben de. Evet. Buyurun. Adalet Bakanı işini yapsın. Polemik yapmasın. Bir. İkincisi, anayasanın çiğnenmesine seyirci kalmanın mahcupluğunu, ezikliğini ve acizliğini yaşayan Adalet Bakanı çamur siyasetiyle kendi acizliğini, beceriksizliğini, bu ayıbı, yaşanan bu ayıbı örtmeye çalışıyor. Kendisi HSK'nın da aynı zamanda başkanıdır. Çamur siyaseti yapacağına HSK başkanı sıfatıyla anayasayı çiğneyen hakimler hakkında soruşturma açmak onun en temel vazifesidir. Bir, anayasanın çiğnenmesine seyirci kalmanın verdiği acizlik ve mahcubiyet olarak ve bundan kaynaklı bir çamur siyaseti olarak değerlendiriyoruz biz bunu. Evet değerli arkadaşlar, çok teşekkür ediyoruz efendim.